İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Davut Genç görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şimdi Abdüllatif Uyan'ın yazdığı, Hayri Küçükdeniz'in seslendirdiği şiirlerle menkıbeleri dinliyoruz. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari, rahmetullahi aleyh. En büyük nimet. Hanbeli mezhebinde büyük hadis alimi. İlim tahsil etmekle meşgul oldu daimi. Nesebi Eba Eyyub Ensari'ye ulaşır. Bunun için Ensari ismiyle oldu meşhur. 1006 senesinde Herat'ta doğan bu zat, 85 yaşlarında orada etti vefat. 4 yaşında başladı o ilim tahsiline ve din ilimlerinin vakıf oldu hepsine. 300 binden ziyade hadis ezberlemişti. Bütün vakitlerini ilimle geçirmişti. Zaman bulamıyordu yemek yemeye bile. Annesi lokma lokma yedirirdi eliyle. Hadis toplamak için dolaştı diyar diyar. Nice sıkıntılara katlandı leylü nehar. Bir gün ders notlarıyla gidiyorken bir yere, şiddetli bir yağmura tutuldu birdenbire. Islanmaması için aldığı ders notları, rükû vaziyetinde gitti uzun yolları. Kendisi anlatır ki, kışın cübbem yok idi. Hele bizim diyarda hava çok soğuk idi. Evimde tek bir hasır var idi, bir de kerpiç. Bir de keçem vardı ki, kâfi gelmiyordu hiç. Başıma doğru çeksem, ayağım açılırdı. Ayaklarıma çeksem, başım açık kalırdı. Buyurdu, bir mürşidin sohbetine kavuşmak, nimetlerin içinde en büyük budur ancak. Onların bir şefkatli teveccüh ve nazarı, siler atar kalpteki karartı ve pasları. Böyle kamil bir mürşit ele geçerse eğer, bu nimetin kadrini çok bilmek icap eder. Her zaman bulunsa da Kâbe, Mina, Arafat, ele geçmez her vakit böyle bir mübarek zat. Bu yolda ilerleten en kuvvetli vasıta, sevgi ve itaattir böyle kamil bir zata. Kalbi incitilirse eğer ki o kişinin, bundan büyük felaket olmaz o kimse için. Abdullah-ı Ensari buyurdu ki, Ya Rabbi, bu halis dostlarını öyle büyük yaptın ki, kimi atmak istersen bir felaket içine, atarsın o kimseyi bunların üzerine. Yine o buyuruyor. Olur ki öyle zaman, kulu ibadetle meşgul eder yaratan.
Lakin ucb ve kibre iter şeytan o zatı. Felakete sürükler onu o ibadatı. Yine öyle olur ki, Hak Teâlâ kuluna günah işletir. Ancak pişman olur o buna. Öyle çok üzülür ki, kavrulur, yanar içi. O günah sebebiyle çok yükselir o kişi. Bir günde buyurdu ki, günahı küçük görmek, o günahı yapmaktan zararlıdır daha pek. Cürmün küçüklüğüne bakma sakın ey insan. Düşün ki, kime karşı yaptın sen günah, isyan? Allahü Teala'dan eyle çok haya edep, korkulu, boynu bükük hayat sür dünyada hep. Kurdum düzen gelin ihvanlar hep bize hak yetişsin şeyhimize yan semaver dön semaver limon şeker çay semaver. Semaveri kurdum taşa, yaşa şeyhim binler yaşa, nüfuzun işlesin arşa, yan semaver, dön semaver, limon şeker, çay semaver. Semaverin suyu çiçek, gelin ihvanlar çay içek. Çaysız meclislerden geçek, yan semaver, dön semaver, limon şeker, çay semaver. Semaveri alıştırdım, maşa ile karıştırdım. Dergah dergah dolaştırdım, yan semaver, dön semaver, limon şeker, çay semaver. Semaverin suyu kaynar, bardaklar hep elde oynar. Aşıklar dünyayı neyler, çay içelim, çay içelim, nefsi hevadan geçelim. Semaverin boyunu uzun, bardaklar hep dizin dizin, şeyhimiz bize verir izin, çay içelim, çay içelim, nefsi hevadan geçelim. Semaverin musluğu var, çoban gibi ıslığı var. Dervişlerle dostluğu var, çay içelim, çay içelim, nefsi hevadan geçelim. Semaverin hocası var, Kafkasya'da nicesi var. Buhara'da yücesi var, çay içelim, çay içelim, nefsi hevadan geçelim. Çayda deva, çayda sefa, çayda vefa, çayda sefa. Bunu bilmez ehli heva, çay içelim, çay içelim, nefsi hevadan geçelim. Ah bu çaydaki haslet, vah bu çaydaki haslet,
içenler bulsun afiyet. Baki kalsın bu muhabbet, çay içelim, çay içelim, nefsi hevadan geçelim. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, adağını yerine getir. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'e rüyasında, "Kalk, zemzem suyunu kaz," diye emredilince, oğlu Haris'le beraber Kabe'nin yakınındaki işaret edilen yeri kazmaya başladılar. Önceleri pek ilgilenmeyen Kureyşliler, zemzem kuyusunun açıldığını görünce bunlar da hak talep ettiler. Dediler ki, "Bu bizim dedelerimizin kuyusudur. Burada bizim de hakkımız var. Üstelik senin bir tek oğlun var. Eğer bizim teklifimizi kabul etmezsen bizimle başa çıkamazsın." Abdülmuttalip tamamen kendi hakkı olan kuyuya başkalarının da ortak olmak istemelerine üzüldü. Gerçekten de onlarla mücadele edecek, hakkını savunacak durumda değildi. Bu duruma çok üzüldü. İçi burkuldu. Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvardı. "Ya Rabbi, bana 10 çocuk ihsan eyle. Eğer bu duamı kabul edersen, İçlerinden birini Kâbe'de sana kurban edeceğim." Allahü Teala duasını kabul etti. 10 oğlu oldu. Bu 10 oğlundan birinin adı Abdullah'tı. Abdülmuttalip zemzem kuyusunu bulduktan ve 10 oğlu olduktan sonra şanı şöhreti iyice artmıştı. Oğullarından da en çok Abdullah'ı seviyordu. Onda diğerlerine göre çok farklılık vardı. Bir gece Abdülmuttalib'e rüyasında şöyle bir ikaz yapıldı. "Ya Abdülmuttalib, adağını yerine getir." Abdülmuttalib, seneler önceki adağını unutmuştu. Adak diye ikaz edilince, sabahleyin hemen bir koç kesti. Ertesi gece yine ikaz edildi. "Ondan daha büyük kurban kes." Bu defa da bir sığır kurban etti. Yine ikaz edildi. "Daha büyüğünü kes." Bu defa da bir deve kurban etti. Fakat yine ikaz devam ediyordu. Bunun üzerine rüyada sordu. "Bundan büyüğü ne olabilir? Ne kesmeliyim?" O zaman kendisine şöyle cevap verildi. "Hatırlarsın, seneler önce oğullarından birini kurban etmeye adamıştın. Bu adağını yerine getir." Adağını hatırlayan Abdülmuttalip, ertesi gün çocuklarını topladı, kendilerine durumu anlattı. Hiçbiri itiraz etmedi. Memnuniyetle, "Hangimizi istersen kurban edebilirsin," dediler. Abdülmuttalip, kurban edeceği oğlunu kura ile tespit etmek istedi. Kura, en çok sevdiği oğlu Abdullah'a isabet etti. Fakat söz vermişti, adağını yerine getirmeliydi. Keskin bir bıçakla beraber oğlu Abdullah'ı alıp Kâbe-i Şerif'in yanına geldi. Bu hadiseyi duyan Kureyşliler hemen yanına koşup dediler ki, "Biz bu işe asla razı değiliz. Eğer sen bu işi yaparsan bu adet haline gelir. Herkes oğlunu kurban etmek zorunda kalır. Buna başka bir çare bulalım." Sonra şöyle bir çare bulundu. O zaman Kureyş'te insan diyeti 10 deveydi. Develer ve oğulları arasında kura çekilecekti. Oğullarına isabet ettiği müddetçe her defasında 10 deve ilave edilerek kura develere çıkana kadar buna devam edilecekti.
Kura'ya başlandı. Fakat çekilen her kura Abdullah'a isabet ediyordu. Her defasında 10 ilave edilerek devam ediliyordu. 10. kura'da deve sayısı 100 olunca kura develere çıktı. Hemen 100 deve kurban edildi. Abdülmuttalib oğullarından kimseye etini vermeden tamamını fakirlere dağıttı. İsmail aleyhisselamın kurban edilme hadisesinden sonra ikinci evlat kurban edilme hadisesi de bu olmuş oldu. Peygamber Efendimizin soyu İsmail aleyhisselama dayandığı için ben iki kurbanlığın oğluyum buyururdu. Hayatım Roman. Komşuya gelen hırsız. Öyle anlar olur ki yaptığınız bir iyilikten dolayı karşınızdakinden bir teşekkür ya da sağ ol kelimesi duymak istersiniz. İnsanız, bekleriz işte. Ama her zaman beklediğiniz olur mu? Sene 1988. O sıralar büyük oğlum 2 yaşında, küçük oğlumsa henüz 6 aylık. Gündüzleri çocuklarımla uğraşmaktan dolayı yapamadığım ya da aksattığım işlerimi gece tamamlamaya çalışıyorum. Yine öyle gecelerden bir geceydi. Akşam üzeri yıkadığım çamaşırları toplamak için bahçeye çıktım. Ama biraz tedirgindim. Evimiz müstakil ve her yer karanlıktı. Üstelik de o sene içinde mahallemizdeki market ve kahve belli aralıklarla soyulmuştu. Ama korkmanın sırası mı şimdi? Eğer çamaşırları toplamazsam belki de gece çalınırdı. Bir cesaret çıktım bahçeye. Bir şarkı mırıldanmak. Belki o zaman korkmam. O da ne? Bir ses. Ayak sesi. Tahsin mi geldi acaba? Mutlaka odur. Korktuğumu bildiği için beni yalnız bırakmak istemedi herhalde. Tahsin. Tahsin sen misin? Tahsin. Yok. O değil. Hay Allah. Sakın hırsız olmasın. Ay gerçekten de ileride bir karaltı var. Şuraya gizleneyim de ne yapıyor bir bakayım. Ay hırsız bu. Alt kattaki komşunun evine girmeye çalışıyor. Ne yapsam acaba? İçeri girip Tahsin'e haber vermeye kalksam adam çoktan eve girer bile. Ne yapayım Allah'ım, ne yapayım? Polise haber versem onu suçüstü yakalasalar daha iyi olmaz mı? Ama o zaman bütün mahalle ayağa kalkar. Adam da belki fırsattan istifade kaçar. Dur şunu bir korkutup kaçırayım. Böylece komşularımın da uykusu bölünmemiş olur. Tamam. Nasıl da kaçıyor. Aman ne iyi oldu. Kimse anlamadan kaçırdım hırsızı. Eminim komşularım bana teşekkür edecektir. Hemen gidip olanları Tahsin'e anlatayım. İçeri girip beyime olanları anlattım. Kendimle o kadar gurur duymuştum ki bunu anlayan beyim bana hiçbir şey demedi. Sadece gülmekle yetindi. Tabii ertesi sabah da komşuma anlattım. Bana teşekkür etmelerini beklerken bir sitem ettiler ki anlatamam. Sanki yaptığım çok kötü bir şeydi. Ne yani? Onlar uykudayken evlerine hırsız girseydi daha mı iyi olurdu? Neymiş efendim? Hemen onları uyandırmam gerekiyormuş. Neden haber vermemişim? Oysa ben onların uykuları bölünmesin diye öyle davranmıştım. Bana teşekkür edeceklerine yüzüme bile bakmadılar. İnanın böyle olmasını istememiştim. Çok geçmeden de taşındılar. Hem de bir veda bile etmeden. Ne kadar üzüldüğümü, nasıl kırıldığımı anlatamam.
Ben iyilik yapmak istemiştim. Karşılığı böyle mi olacaktı? Daha sonra beyimin dediğine göre mutlaka onlara haber vermem gerekiyormuş. Ama benim içimde art niyet yoktu ki. Semaverin kurdum düze, şeyhim himmet etsin bize. Ehli tarik cümlemize, hüner senin ay semaver. Ehli tarik cümlemize, hüner senin ay semaver. Yan semaver, dön semaver, sende bir hal var semaver. Semaverin kulpu iki, kaynadıkça çeker zikri. İçek çayı edek şükrü, hüner senin ay semaver. İçek çayı edek şükrü, hüner senin ay semaver. Yan semaver, dön semaver, sende bir hal var semaver. Semaverin suyu aldan, getir sağdan, götür soldan. Garipler anlamaz halden, hüner senin ay semaver. Garipler anlamaz halden, hüner senin ay semaver. Yan semaver, dön semaver, sende bir hal var semaver. Semaverin kafesi var, insan gibi nefesi var. Zikretmenin manası var, hüner senin ay semaver. Zikretmenin manası var, hüner senin ay semaver. Yan semaver, dön semaver, sende bir hal var semaver. Semaverin suyu inler, anlar mısın neler söyler? Daim Mevla'yı zikreyler, hüner senin ay semaver. Daim Mevla'yı zikreyler, hüner senin ay semaver. Yan semaver, dön semaver, sende bir hal var semaver. Semaverin musluğu var, çoban gibi ıslığı var. Dervişlere dostluğu var, hüner senin ay semaver. Dervişlere dostluğu var,
hüner senin ay semaver. Yan semaver, dön semaver, sende bir hal var semaver. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Evet hocam, Kurban Bayramı'nın 4. gününe gelmiş bulunmaktayız. Yani son günü. Son günü, bayramın son günü. Dolayısıyla son programı da yapmış oluyoruz. Bayramla ilgili tabii ki daha önceki günlerden ve bayram içerisinde de bilgiler vermiştiniz. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Çünkü burası güncel oluyor. Bayramın son günü olduğu için kurban hala kesilebilir mi? Üçüncü gün bitti. Yani bugün üçüncü, kesilemez. Hayır. Üçüncü gün güneş batana kadardı. Bayramın üçüncü günü güneş batana kadardı ve bitti. Peki dinen kendisine kesmek vacipti. Üçüncü günde alamadı, dalgınlığa geldi ve bitti. Bugün dördüncü gün. Bugün alıp kesemez mi? Hayır. Peki ne yapması lazım? Bedelini artık altın olarak fakire vermesi lazım. Peki kurbanını aldı da unutulmuş. Kesilmedi kaldı. Dün de güneş batıverdi. Bugün dördüncü gün. Hayvan elinde kaldı. Ne yapacak? Hayvan olduğu gibi fakire verir buyuruluyor. Hayvan yani, olduğu gibi fakire olduğu, verir. Canlı evet, olarak mı? Canlı olarak fakire verir. Fakir onu keser, kesmez, besler. O kendi bileceği bir iştir artık. Olduğu gibi fakire verir buyuruluyor. Dolayısıyla dün bitmişti. Yalnız bugün bitmeyen bir şey var. Öğle namazı vakti girerken teşrik tekbiri hala söylenecek. Ben de. Evet, teşrik tekbiri hala devam ediyor. Kurban kesemiyoruz ama. Kurban kesemiyoruz ama ikindi namazı vakti dahil. Yani bugün öğle namazında farzını kılar kılmaz teşrik tekbiri okuyacağız. İkindi namazını kılacağız. Farzının hemen arkasından teşrik tekbiri okuyacağız. Ve ikindiyle beraber bu da bitiyor. Hikmet-i ilahi tam alışıyorsunuz. Mesela Arefe günü bir şaşırıyorsunuz. Birinci gün tekliyorsunuz falan. İkinci gün artık oturuyor. Üçüncü gün söylüyorsunuz. Dördüncü gün artık her namazın farzından sonra böyle teşrik tekbiri söylemeye o kadar rahatlaşıyorsunuz. Alışıyorsunuz ki artık her namazın arkasından, farz namazın arkasından teşrik tekbiri getirme melekesi diyelim. O meydana gelirken işte bugün bitiyor. Dördüncü gün ve netice itibariyle ikindi namazında bitiyor. Evet. Peki hata namazında getireceğiz ve bitecek. Akşamda yok artık. Evet, akşamda yok. İkindi de getireceğiz. Akşamda yok. Peki akşam namazını kıldık, unutarak söyledik. Bir şey lazım gelir mi? Namazımıza bir zarar olur mu? Hayır, olmaz. Şimdi efendim bugün bayramın son günü dedik. Yarın mesai başlıyor. Dolayısıyla bayram için işte bulundukları şehirden ayrılıp da şu anda dönmekte olan insanlar da vardır büyük bir ihtimalle. Bir seferilik durumu söz konusu. Sırf bayram için bulunduğu şehri terk eden insanların seferiliği devam ediyor mu hala? Efendim şimdi diyelim Arefe günü İstanbul'dan birisi işte Konya'ya gidiyor. Vatan aslisi İstanbul'sa Konya'ya gittiği zaman sadece bayram için gitti. Arefe günü, Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü ve dördüncü günü dönüşe geçti. Ne oldu? 15 günden az kaldığı için orada seferi oldu. Ama mesela Konya'yı ya da Eskişehir'i, Adana'yı, Erzurum'u, Trabzon'u, Rize'yi vatanı asli olmaktan çıkarmamış. İstanbul'da sadece iş sebebiyle duruyor ise şu anda bayramın dördüncü günü tekrar gerisin geri dönmüş olsalar vatanı aslileri orası olduğu için oraya gittikleri zaman da mukim idiler bunlar. Dönüşe geçtiler. Dönüşe geçince seferilikleri tekrar başlamış olur. Nereye? İstanbul'a gelinceye kadar. Veya hepsi İstanbul'a gelmiyor Mustafa Bey. Ankara'ya da, İzmir'e de, Konya'ya da, Afyon'a da dönenler oluyor şimdi. Afyon'da olup da işi oradadır. Mesela ailesi nerededir? Denizli'dedir mesela. Denizli'ye gitmiştir. Veya buradadır, Denizli'ye gitmiştir. Denizli'den dönüyordur. Hala Denizli mesela vatan asisidir. Bir de bizim yurt dışında dinleyicilerimiz var. Şu anda bayramın dördüncü günü ama programa başlarken hatırıma geldi. Acaba dedim bizi dinleyen var mı? İnşallah Teala vardır. En azından yurt dışındakiler dinler. Evet. Çünkü dönüşe geçenler veyahut da bayram telaşı hala daha atlatamayanlar ona ki belki radyoyu açamayabilirler. Misafir vardır. O sebepten dolayı açamayabilirler. Ama yurt dışında bizi inşallah Teala dinleyenler vardır. Vatan hasretiyle dinleyenler, Dinleyenler vardır. Dolayısıyla bugün hasreten onlar için de tekrar yani Allah-u Teala kendilerinden razı olsun. Her günleri bayram olsun.
Eğer yetişemediysek, daha önce ulaşamadıysak yine biz bayramlarını yine tebrik ederiz efendim bu vesileyle. Tabii hepsini istina etmiyoruz ama öncelikle yurt dışı dedik efendim. Evet efendim, bayramla ilgili, Kurban Bayramı ile ilgili sorularımız böylece bizim de sona ermiş oluyor. İsterseniz yine bayrama uygun olarak bir asker mektubu var. Onu soruları var dinleyicimizin. Şırnak'tan askerliğini yaptığını söyleyen bir dinleyicimiz gönderiyor. Küçük bir radyosundan bizi dinliyormuş ve birçok da sorusu var. İsterseniz hemen başlayalım. Demiş ki birinci sorusunda, burada namaz kıldığım küçük bir oda bulunmakta. Bu odada mecburiyetten dolayı birkaç resim de bulunuyor. Bu odada kıldığım namaza bir zararı olur mu? Hayır, olmaz. Yani kıbleye geldi, tam kıbleyi önüne getirmeyecek şekilde dursun. Yani odanın içerisinde münasiptir. O şekilde demiş zaten onu da, fotoğraflar arkamda bulunuyor, kıbleye gelmiyor demiş. Zaten o da mesele yok. O zaman olur mu? Olur efendim. Evet. Dinleyicimiz, namaz kılarken insanın aklına uygun olmayan bazı şeyler gelebiliyor demiş. Dünyevi olsun, maddi şeyler olsun. Namaz kılarken aklımıza gelen bu tür düşüncelerden kurtulmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bir de bu düşünceler namazımıza bir zarar verir mi? Namazımıza zarar vermez de bu düşüncelerden kurtulmak için bu düşüncelerden kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Onlar nerede? Toprağın altında. Biz de mi toprağın altına gidelim? Tabii o öyle değil. Yalnız özür dilerim. Bu düşüncelerden kurtulmuş olan Allah-u Teala'nın kulları bulunmaz mı? Her asırda bulunur. Elbette vardır. Eskiden çokmuş bunlar. Şimdi azaldı tabii. Yok gibi oldular. Kalkıp da aynı şekilde zaten Cenab-ı Hakk'ın böyle sevgili kulları, salih kulları. Ey millet, bana bakın, ben işte namazda hiçbir şey hatırıma getirmiyorum demez. Demesi zaten edebe aykırıdır. Diyecek olsa zaten ona bu hal verilmez. O olmaz. Allah-u Teala'nın İhsanıdır, lütfudur. Biz gayret ederiz. Şartlarına uygun olarak yapmaya çalışırız. Din büyüklerin hayatını çok okuruz, istiğfarı çok okuruz, la havleyi çok okuruz. Ve mesela kitaplarda anlatılıyor ki yemek yerken ne kadar Allah-u Teala hatırlanır ise namazda da Allah-u Teala o kadar çok hatıra gelir. Yani yabancı düşünceler, uygun olmayan düşünceler azalır. Ama biz uygunsuz düşüncelerle çok meşgul olursak, şimdi nefs ve şeytan da pusuda bekliyor. Namaz kılmamıza mani olamayınca ne yapacak bu sefer? Namaz kılmaya başlayınca bir sürü planları, projeleri hepsini getirttirecektir. Getirttireceği için de bundan kurtulmamız çok zor. Hatta İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne radıyallahu teala, bir adamcağız gelmiş bu İşte bir yere böyle bir kese altını saklamış. Ondan sonra lazım olmuş, bulamamış. Hanımına söylememişmiş sakladığı yeri. Çocuklarına da söylemiş. Bir de kendisi biliyor. Kendisi de unutuyor. Unutunca acilde lazım. Artık hani dört dönüyor tabiri kullanılır ya. Adamcağız böyle dört dönüyor ama bir türlü bulamıyor. Ona soruyor, buna soruyor. Çare. Demişler sen İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne git. Geliyor efendim diyor. Başımda benim böyle bir sıkıntı var. Parayı koyduğum yeri hatırlayamıyorum. Buyurlar ki bu gece teheccüd vakti kalk namaz kıl. Başını diyor ki adamcağız. Teheccüd vakti kalkıyor. İmsaktan önceki vakitte teheccüd vakti. Namaza duruyor. Birinci rekatını kılmış, ikinci rekatındayken hemen sakladığı yer hatırına geliyor. Hemen ikinci rekatın sonunda selam veriyor, gidiyor, hakikaten buluyor. Çok seviniyor. Ertesi gün teşekküre geliyor. Efendim işte diyor, çok teşekkür ederim derken İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyorlar ki, keseyi bulduktan sonra, altını bulduktan sonra, paranı bulduktan sonra namaza devam ettin mi, etmedin mi? Etmedim efendim diyor. Yazık olmuş buyuruyor. Şeytanı gene sevindirmiş. Adam bir şey anlamıyor. Sonra diyor ki efendim diyor. Yani bunu ben anlayamadım diyor. Nasıl oluyor da hani ben gece teheccüd vakti namaza kalk orada namaza dur dediniz. Ve durdum hakikaten de hatırıma geldi. Ben diyor bunun esprisini, hikmetini, sebebini anlayamadım. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyorlar ki o vakit kıymetli bir vakittir. O vakitte bir insanın, bir Müslümanın kalkıp da ibadet yapmasını şeytan istemez. Senin bir maksadın vardı. Bir kese aldın. Şeytan da dedi bu bir kese altındır. Bu maksadı bunu yerini bulmak hemen getirir sana hatırlatıverdi. İşte sen hatırladıktan sonra o parayı bulduktan sonra devam etseydin şeytanı kahrederdin. Gene şeytanı sevindirmişim buyuruyorlar. Dolayısıyla şeytan hatırına getirtiriveriyor. Bazı şeyleri getirtiriyor. Bu dinleyicimizde olduğu gibi. Sadece bu dinleyicimizin başında değil. Şu anda bizi dinleyenler varsa bunların içerisinde de namaza durduğu zaman hepimizin başında geliyor. Bir sürü düşünceler hasıl oluyor. Hesap yapmaya başlıyoruz. Evet, hesap yapmaya başlıyoruz. Evet. Hatta daha önce de böyle naklediyoruz ya efendim. Evliya-i Kiram'dan bir zat varmış bir beldede. İşte orada da bir kadı efendi yaşıyor. İşte kadı efendiye şikayet etmişler. İşte bu işte sohbet ediyor, insanlar anlatıyor falan. Şimdi kadı efendi tabii o zatı tanımıyor, bilmiyor. Bilmediği için de gelen şikayetlere göre değerlendiriyor. Ve bir gün aynı şekilde çağırıyor. Bir görüşelim diyor. O zat da geliyor.
Tabii Kadı Efendi'nin bulunduğu makama geldiği zaman Kadı Efendi işte ikindi namazına veya öğle namazına yetişememişmiş. Orada odasında kılıyor. Kapısı da açıkmış. Kapıdan içeriye giriyor o zat. Bakıyor Kadı Efendi namaz kılıyor ama o namaz kılarken selamu aleyküm diye selam veriyor. Kadı Efendi diyor ki diyor demek ki diyor bunun hakkında söylenenler doğruymuş diyor. Bu cahilin biri diyor. Namaz kılana bile selam verilmeyeceğini bilmiyor diyor. Ben diyor namazdan sonra ben senin hesabını görürüm. İçinden de böyle geçiriyor. Namazı bitirdikten sonra diyor hakikaten diyor sen çok cahil birisiymişsin diyor. Namazda olana bile selam verilmeyeceğini bilemiyorsun. Senin hakkında böyle böyle söyleniyor falan derken o zat diyor ki hangi namaz diyor. Ne namazı? Ya Kadı Efendi diyor ki hangi namaz olur mu diyor. Ben namazdaydım. Nerede diyor namazdaydım. Ya bir adam diyor adamı çıldırtma diyor ya. Ben namazdaydım ya. Ha diyor siz bu tarafa dönmüşsünüz. Ama diyor ben içeri girdiğimde diyor. Tamam diyor ayakta duran bir adam gördüm diyor. Fakat diyor ayakta duran adam diyor. Meğer Kadı Efendi zihninden şey geçiriyormuş. Önündeki duvardan öbür odaya bir kapatsak iyi olur diye namazda onu düşünüyormuş. O zat geldiğinde de bu kapaşmakla meşgulmüş. Duvarı yıkıp kapaşmakla. Ben diyor geldiğimde diyor ayakta duran adam diyor. Sadece diyor bu duvarı yıkıp bir kapaşmakla meşguldü diyor. Benim gördüğüm diyor sadece o. O zaman Kadı Efendi anlıyor ki bu zat hikmet ehli Allah-u Teala sevgili kullarından birisidir. Allah-u Teala bu kuluna gönüllerde olanı ve gönüllerde geçeni gösteriyor ve bildiriyor. O zaman kendine geliyor ve elini öpüp aynı şekilde onun duasını, hayır duasını alıyor. Şimdi çoğumuzun başına bu şekilde böyle şeyler yani nefsimiz itminana kavuşmadığı müddetçe yine gelebilir. Peki efendim Allah-u Teala'nın o sevgili kullarına da gelmez mi? Gelmez olur mu? Mesela Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri bir harfte böyle ayağına bir demir batıyor, ok batıyor. Diyorlar ki bunu diyor çıkartmamız zordur. Seni bayıltmamız gerekir. Bayıltınca ancak bunu çıkarabilir çünkü acısına dayanamazsın. Bir dakika o zaman diyor madem bayıltmanız gerekiyor ben diyor namaza durayım namazdayken çıkarın. Namaza duruyor, selam veriyor. Diyor çıkarttınız mı haberi bile olmamış. Yani o derece kendinden geçiyor. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin bir böyle bir hali anlatılıyor kitapta. İki. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki iki rekat namazda hiçbir şey hatırına getirmeden iki rekat namaz kılana hırkamı hediye edeceğim buyuruyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri namaza kalkıyorlar. Birinci rekatı kılıyorlar. İkinci rekatta Resulullah Efendimizin iki tane hırkası varmış. Acaba diyor hangi hırkasını verecek? Hatırına gelmiş mübareğin. Mesela İslam alimleri bunları anlatırken buyuruyorlar ki insanın hali her zaman bir olmayabilir. Yani evliya-i kiramın yükseklerinden olmuş olsa da onların da gönüllerine gelebilir mi? Gelebilir. Peki çare nedir öyleyse? Çare efendim gönlümüze bu şekilde böyle düşünceler gelmiş olsa bile de yine namaz kılmaya ne yapacağız? Devam edeceğiz efendim. Evet. Bir başka sorusu var dinleyicimizin. Ezan okunurken veya radyodan Kur'an-ı Kerim okunurken uzanıyorsak ya da ayağımızı uzatmışsak demiş. Bunun ezana ve Kur'an-ı Kerim'e bir saygısızlık ve hürmetsizlik olduğunu söyleyebilir miyiz demiş. Öyle mi olur diyor yani. Evet aynen öyle olur. Gönlüne geldiği gibi dinleyicimizin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e de saygı göstermek gerekir. Ezan-ı Muhammediye'ye de saygı göstermek gerekir. Allah-u Teala'nın kelamı okunuyor ve Allah-u Teala kendisine iman eden kullarını namaza davet ediyor. Bu davete de saygı göstermek gerekir. Ama okunan radyodan okunuyor ya da hoparlörden okunuyorsa hocam. Yani efendim, gerçek insan sesi değil. Şimdi hakikisi değilse ama değilse de gayrısı da değildir. Ona da hürmet lazım buyuruluyor. Yani yine de hürmet etmek evet, lazım. Mesela seccadeler konusu anlatılırken de namaz seccadelerin üzerinde Kabe resmi, cami resmi var. Şimdi Kabe-i Muazzam'ın hakikisi değil o resmi. Caminin de hakikisi değil resmi. Ama yere sevmek hakaret olur buyuruluyor. Onun için ona da saygılı davranmak gerekiyor. Bir Kur'an-ı Kerim ayetini veya bir hadis-i şerifi cebimizde veya cüzdanımızda taşıyorsak bununla tuvalete girmemizde bir sakınca var mı demiş dinleyicimiz. Efendim eğer Kur'an-ı Kerim varsa, ayet-i kerim varsa bunları dışarıdan görünmeyecek şekilde naylonla kaplı ise girebiliyoruz. Yoksa girmek uygun olmaz buyuruluyor. Evet. Bir başka sorusu dinleyicimizin. Demiş ki hocam insanlar arasında yaygın olan bir cümle kullanılıyor. Diyorlar ki işte insanın işte ne gelirse ya hacadan ya hocadan gelirmiş. Uygun olmayan cümleler söylüyorlar. Ben de namaz kıldığım için işte bir hata yaptığım zaman hemen böyle söylüyorlar. Bunun ne tavsiye edebilirsiniz? Bu hakikaten böyle değil bunu biliyorum demiş dinleyicimiz. Evet bir kere bunu söyleyen kimseler bir cahildirler. İki bu kasıtlı olarak uydurulmuştur. Müslümanı lekelemek için uydurulmuştur.
Ama adam hacca gitmiş gelmiştir de hata yapıyordur. Cehaletinden yapıyordur yani. Dini bilmemesinden yapıyor. Yani onun yapmış olduğu hata tutar da İslamiyet'i çıkartılır mı? Çıkartılmaz. Bu mümkün değil. Yani bir Hristiyan hata yapınca Hristiyanlığa mı kabahat bulunur? Bir Yahudi bir hata yapınca Yahudiliğe mi kabahat bulunur? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bir tanesi bir ahlaksızlık yapmış olsa Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisindeki yaşayan diğer vatandaşlara mı kabahat bulunur? Veya Türkiye Cumhuriyeti devletine mi kabahat bulunur? O yanlış bir düşünce. O zaman herkes aynı şekilde uydursun söylesin. Hacının hocanın ne kabahat olur? Olur mu öyle şey? Ha, hacca gitmiştir veyahut da hocadır. İslamiyet'e uymuyor. Dolayısıyla şahıs bazında kötülenir o. Bir papaz mesela uygunsuz bir iş yapmış olsa bütün Hristiyan papazlar da öyledir diyebilir misiniz? O genelleme yanlıştır. Dolayısıyla cahillerin uydurduğu bir sözdür. Hatta kasıtlı olarak mesela ateistlerin, dinsizlerin uydurduğu bir sözdür bu. Böyle sözleri söylememeli. Söyleyenlere de aynı şekilde terslemeli. Evet, bir başka sorusu var dinleyicimizin. Akşam demiş yatmadan önce biraz dua, biraz da tesbih çekiyorum. Bu haldeyken uyuyakalıyorum. Sabah uyandığımda da guslü gerektiren hal oluşuyor. Gusül abdestini aldıktan sonra bir iki gün sonra tekrar başıma geliyor bu olay. Bendeki bu eksiklik nedir hocam demiş. Nerede hata yapıyorum? Bir tavsiyeniz olur mu? Yok şimdi yani dinleyicimizin hatırına gidermesin şimdi. Yani ben okuduğum halde niye ihtilam oluyorum onu soruyor. Evet. Yo, bedenin zindeliğinden kaynaklanan bir hadisedir. Yani böyle bir durumu özelliği kaybolursa tedavi olması gerekir buyuruyor. Yani okumuş olsa da yine ihtilam olabilir mi? Olabilir tabii. O insanın kendi tabii halidir. Yani neye benzer bu? Yani özür dilerim yani konu açıldığı için söylüyorum. Biz bir yiyecek yiyoruz. Bu yiyecekler midemize gidiyor. Mide sonra bunları işte ince bağırsaklar alıyor. Sonra kalın bağırsaklar atıyor. Ondan sonra dışkı vasıtasıyla bu dışarı çıkıyor. Bu tabii bir ihtiyaçtır. Ve su içiyorsunuz, mide böbreklere götürüyor, böbrekler de idrar kesesine atıyor ve su olarak bu çıkıyor. Yediğiniz besinlerde şimdi meni de oluşuyor. Bu da tabii şekilde vücuttan atılacak. Evliyse veya değilse, evli değilse bile, evli olmuş olsa bile de zaman zaman bu çoğaldığı zaman, şehvetlendiği zaman gidebilir, ihtilamla gidebilir, başka şekilde bunlar atılacaktır. Dinimiz bunları meşru yoldan diyor. Ya, bu da vücudun tabii bir ihtiyacıdır. Ve atacaktır. Onun için ya ben herhalde kötü birisiyim, dolayısıyla ben de böyle şey. Kötü değil. Vücudun ihtiyacı bu. Vücut onu atıyor. O zaman şimdi idrarını yapan ya da gaytasını yapan kimseye kötü kimse denir mi? Denmez tabii. Dinleyicimiz hocam demiş şimdi askerdeyiz. Askerlik bittikten sonra demiş askerlik hatıralarımızı anlatmak gıybet olur mu? Şimdi orada şahısları kötülemeden yahut da oradaki şahısı mesela isim vermiyor ama işte bizim şöyle bir işte arkadaşımız vardı diyor. İsim de söylemiyor falan. Bunları başkasına anlatsa karşı taraftaki de bunu tanımasa gıybet olur mu? Olmaz deniyor. Evet, son bir sorusu var dinleyicimizin. Hocam demiş müziğin haram olduğunu söylemiştiniz. Acaba ne tür müzikler haramdır? Bu müziğin içine demiş ilahiler de girer mi? İlahiler çalgılıysa evet. Şimdi dinimiz çalgıyı men etmiştir. Yoksa ister klasik müzik olsun, ister halk türküler olsun, isterse pop olsun, ne olursa olsun. Hani söyleniş itibariyle, söyleniş ve çalgı yokken onları sen söylüyorsan, sözleri de güzelse, teganni ederek, ezgili bir şekilde bunları söylemek, yani şiirleri ezgili bir şekilde söylemenin dinimiz tarafından herhangi bir men taraf söz konusu değil. Herhangi bir çalgı aleti yoksa. Evet. Bütün mesele o, çalgı aleti yoksa tamam. İlahileri çalgıyla söylemek imanı bile tehlikeye sokar buyuruluyor. Çünkü o ibadettir. İbadete sokulur mu? Elbette ki sokulmaz. Yani dinleyicimizin belki de hatırına gelerek bu soruyu yöneltmiştir. Hani dini motifler olan ya da tasavvuf musiki denilen böyle bir şey şeyler yok. Var. Böyle bir onlar şey da günahtır yani. Onlar da günahtır. Evet. Hatta öbüründen daha da katmerlisidir o. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. İslam ve toplum.